Evet, ben başlıyorum artık. Aloha, bir daha başlayayım hadi. Bir daha. Aloha. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Yani gerçekten böyle nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Sizler benim nasıl olduğumu merak ediyorsanız iyiyim genel olarak şükür. Umarım herkes çok ama çok iyidir, mutludur, neşe doludur ve bugünler bitecek. Hala karantinadayız bu arada. Bugün pazar günü ve hafta sonu işte evlerde yani sokağa çıkma yasağı var. Neyse, böyleli durumlar. Ben şimdi bugünkü konumuza ve videomuza dönecek olursam. Bugün size bahsetmek istediğim iki tane belgesel film, bir tane de belgesel dizi var. Bu üç yapımda Netflix yapımı arkadaşlar. Yani nereden izleyebilirim diye hani sormanız gerekmesin diye peşin söylüyorum. İki film de yani belgesel film de ve diğer belgesel dizi de, bu üçü de yani kısacası beni çok etkiledi. Ama aralarından biri var ki ve ilk onu zaten ele alacağım. Beni gerçekten inanılmaz derecede etkiledi. Şu ana kadar bu arada takip ediyorsanız, videolarımı izliyorsanız hani biliyorsunuzdur. Ben özellikle belgesel izlemeye bayılıyorum. Ve böyle gerçek konuları ele alan ve çok iyi bir şekilde, böyle çarpıcı bir şekilde anlatan belgesellere başka bir böyle bağım oluyor. Onlara başka bir tutuluyorum yani. Dolayısıyla da önerileriniz varsa yorumlarda buluşalım. Sadece çok tarihi konuları ele alan belgeselleri sevmiyorum. Bilginiz olsun. Evet, şimdi birinci belgeselimizle başlıyoruz. Size ilk bahsetmek istediğim belgesel film The Last Breath, Son Nefes diye çevrildi. Ve bu 1 saat 25 dakika kadar sürüyor. Dalgıç Chris Lemons'ın göbek kablosu kesiliyor ve ısı ve ışıksız 100 metre altında yedek tankında da az miktarda solunum gazı ile hayatta kalmasını aslında konu alıyor. Burada şöyle bir yani değişiklik var aslında. Daha doğrusu olağanüstü bir olay var. Normalde o yedek notum vardı, ona bakıyorum. Yedek oksijen tankında 5 dakika hani hayatta kalabilmesine yetecek kadar oksijen varken bu arkadaşımız 30 küsür dakika kadar hayatta kalabiliyor. Ve zaten hani bu 2012 yılında gerçekleşen gerçek bir olay. Kuzey Denizi açıklarında gerçekleşen bir dalgıcın hani dalgıç kazası olarak size söyleyeyim. Bunu ele alıyor bu film. Ama inanılmaz etkileyici. Yani bir insan 100 metre su altında sizce kalabilir mi? Yani doğaüstü herhangi bir şey olmadan hani baygın bir halde hani hayata dönebilir mi? İnsan bunu sorgulamıyor değil. Ama zaten hani hayata geri döndükten sonra da Chris Lemons da kendisi de anlatıyor neler yaşadığını, ne olduğunu. Tabii ki de o anlarda baygın olduğu için hatırlamıyor. Yani ben bunu size kelimelerle çok anlatamam. Gerçekten bütün detaylarını da zaten vermeyeyim hani spoiler olmasın. Ama bir şekilde bir sürü böyle olmaması gereken şey o anda oluyor ve o arkadaşımızın işte o kordondan oksijen alıyor ve o kordon kopuyor. Ve o koptuğu için oksijensiz kalıyor ve de nerede olduğunu bilmiyorlar. Çünkü o gemi de denizaltı mı deniyor ona? Gemi mi, denizaltı mı artık, yanlış söylüyor olabilirim. O da uzaklaştığı için bu dalgıcın nerede olduğunu hani tam yönünü de kestiremiyorlar. Çünkü zaten ışık da yok. Yani böyle mucizevi bir olay yaşanılan. Bu arkadaşımız, hani bu olayı yaşayan arkadaşımız bu arada bir ev yapmış işte eşiyle, onları anlatıyor. Hani hatta galiba çocukları mı olacak, o eve mi taşınacak hani bu işinden sonra, onlardan falan da bahsediyor. Yani bence net olarak izlemeniz lazım. Ben kolay kolay hani bunu mutlaka izlemeniz lazım demem. Hani isterseniz izleyin, hani hoşunuza gidiyorsa, bu konu sizi çekiyorsa izleyin derim genelde. Zaten biliyorsunuz. Ama yani gerçekten Ahtapot'tan öğrendiklerim ve bu The Last Breath, Son Nefes belgeseli inanılmaz yani. O ikisine böyle ayrı bir, tabii ki de konuları bambaşka. Ama dediğim gibi yani bir izleyin. Ne demek istediğimi bence çok daha iyi anlayacaksınız. Ve de bu hayatta her şey açıklanamıyor. Yani bizim kontrolümüzün çok dışında bir sürü olay olabiliyor. Ve belki de mucize denen şeyler gerçek.
Bunu bilmiyorum hissedebilirsiniz. Çünkü bende gerçekten böyle bir duygu bıraktı. Ve bazen de akışına bırakıp teslim olmak gerektiğini düşündüm ben yine. Tabii ki de bu çok istisnai bir olay. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Senaryosu Alex Parkinson diye birine ait. Yönetmen de Alex Parkinson ve Richard DaCosta diye bir arkadaşımız. Ben bunlardan da özellikle bahsetmeyi seviyorum. Çünkü ben hani böyle bir yani YouTube videosunda senaryosu acaba kime ait ya da yönetmeni kim acaba diye her zaman merak ederim. O yüzden bunu belirtiyorum. İkinci olarak size anlatacağım belgesel film 100 Days of Solitude yani 100 günlük yalnızlık olarak çevrilmesi gerekiyor. Bu filmde, belgesel filmde de İspanyol fotoğrafçı José Diaz'ın kendini 100 gün boyunca hayattan çekerek hiçbir şey olmadan yani sadece işte fotoğraf makinesi, işte gerekli kameraları, tripodları ve yani telefonu bile yok. 100 gün boyunca hatta telefon bile kullanmıyordu diye hatırlıyorum. Doğal hayatta, not aldım onu bir dakika size söyleyeceğim. Redes Tabiat Parkı'na gitmesiyle İspanya'nın Asturias bölgesinde doğayla baş başa kalmasını ele alıyor ve bu size hani 100 günü anlatan aslında bir belgesel film. Zaten yönetmen de kendisi ve bu filmin müziklerini yapan da Pablo Diaz olması lazım. Onu da yazdım. Pablo Diaz aynen. Pablo Diaz da zaten kendisinin oğlu oluyor. Bence aslında bu çok bireysel bir iş ve benim böyle bağımsız ve bireysel işler çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz güzellikler görüyorsunuz. Yani doğa aşığıysanız özellikle ve gezmeyi seviyorsanız ve hani doğayla ilgili böyle bir sürü hani yerleri keşfetmekten hoşlanıyorsanız bu filmi izleyin derim. Çünkü özellikle hani bugünlerde hani bir yıldır evdeyiz. Yani ben İstanbul dışında bir Çanakkale ve Marmaris'e gittim. Onun dışında hiçbir yere gitmedim. Hani İstanbul dışına bir yere çıkmadım. O da hani annemi, anneannemi, ailevi ziyaretler. Dolayısıyla da hani böyle biraz özlem duyuyorum. Doğada da yeterince zaman geçirmedim. Eminim aranızda birçok insan da öyledir diye düşünüyorum. Hani gidemesek de, göremesek de en azından bu filmle onu yaşayabiliyoruz biraz da olsa. Bir de ben bir belgesel film paylaşmıştım yine. Bir çiftin hikayesiydi. Filmin adını unuttum. Onu da yani Alman bir çift. Zaten o videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Biraz onu anımsattı ama ondan tabii ki de çok ayrılan yanları var. Ve açıkçası bu filmi izlerken şeyi de düşündüm. Acaba ben bu adamın yerinde olup oralara gidebilir miydim? Giderdim. Ama telefonsuz hani hiç iletişimde olmadan ve kimseyle konuşmadan durabilir miydim? Bir de enteresan olan neydi biliyor musunuz? Yani diyor ki Jose Bey diyeyim. Bir süre sonra bu sessizlikte belli bir zaman geçirdikten sonra artık normalde duyamayacağınız sesleri de duymaya başlıyorsunuz. Mesela karda yürüyen işte bir hayvanın hangi hayvan olduğunu onun ayak seslerinden anlayabiliyorsunuz. Hani oysaki normalde en başta anlayamıyordu. Gibi gibi böyle o sessizliğin içinde aslında gerçekten bir dil yatıyor. Bunu ben çok az tecrübe ettim ama biliyorum böyle bazen hani sessizlik yemini eden arkadaşlar oluyor. Siz de belki duymuşsunuzdur böyle bir hafta boyunca konuşmayan, bir ay boyunca konuşmamak gibi. Onların hikayelerini dinlediğim ya mesela bir arkadaşımın arkadaşı oluyor falan o anlatıyor. Onlardan da bildiğim kadarıyla böyle bir şey var. O yüzden o açıdan da beni etkiledi. Ve son olarak arkadaşlar üçüncü paylaşacağım belgesel dizi Ölümden Sonra Yaşam Var mı? Surviving Death. Aslında death. Bunu söylemek de hani TH İngilizce'de bir böyle ard arda gelince hani tıh yapmanız gerekiyor ya bu hep beni zorluyor. Bir daha söyleyeceğim. Surviving Death. İngilizce dersinde dönüşmeyecek buydu. Neyse şimdi. Ölümden Sonra Yaşam Var mı? Zaten ben başlık itibariyle hani izlemem gerekiyor dedim. Çıktığı gibi izledim. 2021 senesinde yani bu sene Ocak ayında çıkmıştı. Doğru, evet doğru hatırlıyorum. 6 Ocak'ta hatta yayındaydı. Bu böyle bir sezonluk bir dizi. 6 bölümden oluşuyor. Ve her bölüm hani aşağı yukarı böyle 45-55 dakika civarında olması gerekiyor. Ama her bölümde ele aldıkları konular farklı. Hatırladığım kadarıyla mesela bir bölümde
gerçek hayattan hikayeler bu arada anlatılanlar hep. İşte mesela bir kayak değil de ne deniyor? Kano yaparken bir kadın bir yerden böyle düşüyor hani kayalıklardan falan ve bir şekilde hani suyun altına gidiyor ve orada boğuluyor. Ve ondan sonra hani kurtuluyor. Hayata dönüyor daha doğrusu. Ama o kalbi mi duruyor? Galiba bir süre kalbi duruyordu. O sırada yaşadığı deneyimi hayata döndükten sonra anlatıyor. Yani ilk bölümde işte böyle yaşanan kazalardan sonra hayata geri gelme hikayeleri. İşte ikinci bölümde mesela medyum olmak, bu psişik güçlerle ilgili bölümler vardı. Bunun yanı sıra işte belli bir enerjiye sahip evlerin, yerlerin, alanların işte orada neler oluyor? Hani böyle perili ev masalları vardır ya, o tarz böyle bir konunun ele alındığı bir bölüm vardı. Bu gibi yani böyle değişik değişik dediğim gibi. Ha, bir de mesela yaşlı insanların ölmeden önce aslında ölüme hazırlık diyebileceğimiz böyle bir aşamasını anlatıyor. Yani eğer ki bu konularla ilgili değilseniz tabii ki size belki çok saçma ya da ben ne anlatıyorum ya gibi gelebilir. Ama zaten bu konulara çok ilginiz yoksa izlemeyin. Lakin benim çok fazla var ve eminim aranızda ilgili olan da birçok arkadaşımız vardır diye özellikle bu belgesel diziyi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü yani ben birçok şey öğrendim ve görsel olarak anlatım da benim hoşuma gidiyor. Zaten hemen size söyleyeceğim. Gazeteci ve bu psişik konulara ilgisi olan New York Times bestseller yani en çok satan kitaplardan birinin yazarı Leslie Kahn'ın Surviving Death adlı kitabından uyarlamaymış. Bu dizi 2017 yılında yazmış bu kitabı bu arada. Kitabı okumadım ama hani benim görsel hafızam çok daha baskın olduğu için kitap okumayı da çok seviyorum ayrıca. Hani zaten biliyorsunuzdur takipteyseniz. Ama hani görsel anlatım çok daha fazla hoşuma gitti kısaca. O yüzden sizin de bu konulara ilginiz varsa eminim çok ilginizi çekecektir ve belki size birçok kapı açacaktır. Yine yeri gelmişken size şunu da hatırlatayım yani yine bu konulara özellikle ilginiz varsa ben bir kitap anlatmıştım. Bedeninizi paylaşan ruhlarınızdı galiba kitabın adı. O videomu da izlemediyseniz şöyle değil böyle şuralara bir yerlere kartımızı koyarız. Oradan da o videoyu da izleyebilirsiniz. Çünkü o kitap da benim çok ilgimi çekmişti. O kitabın şimdi konusuna falan girmeyeyim ama dediğim gibi dileyenler buralardan bakabilirler, bulabilirler. Bunun yanı sıra size bütün üçüyle ilgili son olarak yönetmeni Ricky Stern, umarım doğru okuyorumdur. Ricky Stern bu dizinin yönetmeni. Başka da söyleyeceğim bir şey sanıyorum ki yok. Kısaca bu şekilde arkadaşlar ama bu üç tane anlattığım belgesellerden hangisini izleyeyim? Bana şu anda bir tane söyle deseniz kesinlikle Son Nefes'i izleyin derim. Yani dediğim gibi inanılmaz etkilendim. Bu arada ben bir tane daha dizi ele almak istiyordum. Yine belgesel dizi ama beni böyle benden aldı. Bunu anlatayım mı? Lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü şöyle bir şey de var ve ben çok iyi anlıyorum. Hani bu videoyu bile çekeyim mi çekmeyeyim mi biraz çekimser kaldım. Özellikle evde olduğumuz için hani hep bir şeyler izliyoruz ve belki de hani sıkılmış olabilirsiniz artık ne izleyeyim ne dinleyeyim işte hani böyle işte ne okuyayım videolarından. Dolayısıyla hani bilemiyorum daha çok böyle ne izleyeyim ne okuyayım videosu çekmemi ister misiniz diye. Eğer ki bu yönde bir isteğiniz varsa yorumlarda paylaşın. Çünkü birkaç tane yani dizi de paylaşabilirim. Film de var izlediğim, çok sevdiğim. Paylaşabilirim. Yani bu konular bende bitmez. Zaten medya iletişim okuduğum için hani kitap okumaktan çok bir şeyleri izlemeyi seviyorum. Ya kitap okumayı da seviyorum ama ben hızlı okuyucu değilim. Hani bazı arkadaşlarımız var ya böyle haftada 4 kitap okuyor. Haftada bir kitabı bitirmek bile benim için çok kolay olmuyor. O yüzden böyle bir de ben sindire sindire okuyorum. O yüzden yani izlemek benim için çok daha kolay. Ama kitap okumuyor değilim. Her ay minimum 2-3 kitap okurum. Öyle söyleyeyim size. Neyse bu böyle nereden çıktı bilmiyorum. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Evet hatırladım. Arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa podcast'e başladım. Hatta 30. bölüm bile yayınlandı. Yani bu videoyu izlediğinizde 30. bölüm yayınlanmış olacağından emin olduğum için bunu söylüyorum.
Dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Spotify, işte Apple Podcast, yani birçok böyle podcast dinleyebileceğiniz birçok platformda var. Adı da Ne Olmuş Yani. Ve oradan da hani arada sizlerden bazılarınızı konuk almak isterim. O yüzden de bir dinleyin derim. Şimdilik bu kadar olsun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Size beyaz güller aldım. Neyse, bununla kapatacağım. Kapatamayacağım. Delirdim.